Fenerbahçe'de tabii İsmail Kartal'ın dokunuşu çok apaçık ortada Serdar. Şimdi görünen o ki oyuncular da hocalarına sahip çıkıyor. Oyuncular da hocalarının tarzını beğeniyor. Oyuncular da hocalarının onlara yaklaşımını özümsemiş. İşte, İrfan Can mesela değil mi? PRL döneminde bir oynuyordu ama şimdi üç oynuyor. Efendim? Arda Güler oyuna giriyor gol atıyor. Bak kaç maçtır? Mesela Alanya maçı girdi attı. Burada öyle. E, Mesut Özil, Ozan Tufan durumu zaten ortada. E, bu açıdan baktığında Fenerbahçe'nin saha içindeki o enerjisini, o temposunu taraftarı ile birleştirdiğinde e, hani o coşkulu oynayan Fenerbahçe hatırla 4-4-2 ile değil mi? Evet. Hep 3. bölge oyunu. <laughs> o eski tadı bulabiliyor buldular mı sence Fenerbahçeli oyuncular ya da taraftar? Oyuncular mutlu, hoca mutlu, taraftar mutlu. Başkanı bilemem. Başkan Başkanı mutludur da. Başkanın önüne ufak ufak yeni bir kriz demeyeyim de başka bir şey yaklaşıyor. Şimdi Galatasaray maçını kazanırsa İsmail Hoca. Ne olur sevgili Aykut? Hoca araçları. İkinciliğe gidiyor takım. Hızlı yani. Hızla almış takım diyorsun. Hızın almış. Bak İsmail Hoca ikinci olsun. Ne olacak? Başkan üzülecek mi yani? İşte A acaba ama Löv'le görüşüyor. Evet, Belki etmezsin. anlaştı. Ya Ali Koç'tan e, Ali Koç'tan bahsediyorum. Şirketlerinde, ben üzülüyor demiyorum. Ne yapacak? Bu adam şirketlerinde 120 bin kişi çalışıyor ya. Tamam. Ne Üz... demek istiyorsun? Yani elbette etki altında kalmaz yani son derece Löv'le profesyonel, devam eden Profesyonel ve kurumsallığı üst düzeyde olan bir e, isimden Kabul bahsedeyim. ediyorum tamam. Şeyden etki altında kalmaz. O detayları Ben girmiyor. olsam ne olur? İsmail kartal, organizasyon içinde olur. Ama Lövle anlaştılar. Adam ikinci adam değilim diyor ya. Bunu niye şimdi diyorsun? E, kendi söylüyor. Geldiğinde deseydin. Onu ben bilmem. İş başka yere gidiyor sevgili Nevzat. İkinci adam değilim diyor. Galatasaray derbisini kazanmış İsmail Hoca sezon sonuna kadar Usain Bolt gibi gider. Zaten kim minci, Bolta, en son Kim Minji ile beraber gidiyordu. Yani Hüseyin Bolt'a sen yarı yolda dur diyemezsin. Adam zaten yarışı bitirdikten sonra bile duramıyor. Bolt'un da duracağı günler <laughs> oca, oldu ya. İsmail Hoca'yı durduramazsın. Galatasaray derbisini aldıktan sonra. Gidiyor yani götürüyor takımı. O anlamda söylüyorum. Tabii ki Ali Koç karar verecek. Hangi hoca gelecek. Ondan devam etmeyecek. Onu, o başkan. Son kararı o verir. Bir şey diyemem. Vermiştir. Vermiştir dedi belki. Vermiştir. Belki de önceden yapılmıştır. Tabii canım ya yani ben o yüzden de demek istiyorum. Ben Sayın İsmail Kartal'ın performansına, iş ahlakına hakikaten sonuçlara bir kere yani şapka çıkarmak lazım hakikaten. Yani muazzam bir iş çıkardı. Bir psikolojik çökmüş bir takımı. Kesinlikle çok büyük bir iş çıkardı ama büyük şirketlerde, büyük organizasyonlarda yani bugün... Kısa vadeli sonuçlar üzerinden hareket edilmez. Sen yani yanlış ya da da yapabilirsiniz. Duygusal zaten. kararlar vermez. Duygusal da değil. Yani olaya hep böyle daha uzun Mi? soluklu bakarlar, daha profesyonel bakarlar. Ha, Hacap, bu, bu şu demek değil. Ortada bir başarı var artık. Kulüp yönetmek çok başka bir şey ama. Ya senin söylediğin mantık, senin söylediğin mantıktan gidiyorum. Hani şirket. Olayından başka bir şey kulüp. Bugün. Tabii, tabii, sen de haklısın, Cevat Güler'in mesela şey olması lazım ya. Heykelini dikilmiş olması lazımdı. Yani son altı hafta biliyorsun Cevat Güler Galatasaray'da hocaydı. Ne oldu? Ne oldu? gönderdiler. Yani şey ama, değildir. E, Galatasaray şampiyon oldu ama, yani. Ama. O, o kadro efsane. Unutulmaz şampiyonluk yani bir kere. Ama İsmail Hoca Cevat Hoca aynı durum değil. İsmail Hoca daha erkenden geliyor ve çok kötü bir ortama İsmail Hoca'nın hep bir kredisi olur. Bak İsmail Hoca bugün böyle ikinci adam bilmem ve bozulmana gerek yok ya kim sordu da bilmiyorum ya insanlar sormaz da bu gündem bu gayet de Hayır kardeşim sormasına Gay bozulmuyor. Adam diyor ki ben sizinle ya diyor. Ya sen o tamam da be. sana ben sizinle off the record bir sohbette dedim ki o off the record bunu, toplantıda bulunan adam mı sormuş? Hayır evet yani bunu o olsa veya olmasın. Bak olsun veya olmasın. Sen Galatasaray medyasında bir sohbet oluyor. O gün sen yoksun. Değil mi? Evet. O toplantı. Ama o toplantıda ne olduğunu öğrenirsin takip ediyorsun her değil mi? Yani sen iyi niyetli görmüyorsun soruyu. Ben soru iyi niyetli görmüyor. Soru iyi niyetli görmemekten öte soru manşet çıkarma sorusu. Ben orada iyi niyet Ama yoktur yani. falan demiyorum. Bir dakika. Ama sen sonra, manşet hep nereden çıkar biliyor musun? İşte bundan çıkar. Kötü sorudan çıkar. Aynen kötü evet. soru manşeti getirir. En iyi gazeteci kötü soran <laughs> gazeteci. Şey, ben burada hatırlıyorum. <laughs> Doğru. Onları anlatamıyoruz. Bak, evet. Anlamıyorlar i̇şte ben Evet Evet, aynen. hatırlıyorum. <laughs> Haldun Domaç İsmail Hoca'nın adı geçerken arıyor. İsmail Hoca'yı diyor ki İsmail Hoca ben ikinci teknik direktör, ikinci adam olmam diyor. Aydın abi burada ben, kendi ben onunla Ocak, Daha Fenerbahçe hoca olmadan. Bak, e söylemiş adam. Fenerbahçe'nin... Sen... Bugünün meselesi bak, değil. Tabii ben Fenerbahçe... Ona kızıyordur. Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden bir tanesi. Hakikaten de, e, ya, yani, hakikaten de dışarıdan baktığında bu adam beyefendi diyorsun. Yani çalışkan adamdır, dedirtiyor. Tamam mı? Çok böyle tanımana, yakından tanımana gerek yok. Ben dışarıdan bakıyorum, öyle görüyorum. Ama Daha çok iyi bir insan İsmail, İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'de Devam edip etmeyeceğine kararını Fenerbahçe'nin başkanı verir, yönetimi verir. E, Bu İsmail ya. hocanın kararı değildir. Bu İsmail hoca yetersiz göründü ya da e, değerlendirmesi işte ne bileyim performans değerlendirmesi ne bileyim. Yani bir takım eksikler göründüğü için e, alınmış bir karar değildir. Fenerbahçe başkanı bir takım kriterler vardı Fenerbahçe hocasının o kriterler çerçevesinde burada doğru kararlar verdi demiyorum. Bundan önce verdiği kararlar belki de çıkış noktası doğruyduk. Filip Koku, Philip Koku doğru bir yaklaşım ama yani bu ülkede olmuyor maalesef. Karşılığını alamadı belki de. Dolayısıyla dünya çapında ses getirecek artık bu konuda zarar e, zar atmıyor. Ben diyor başarı odaklı düşünüyorum ve teknik direktör konusunda da kararımı buna göre vereceğim diyen bir Ali Koç'un tercihine saygı duymak lazım. Yani sen diyorsun İsmail ki... Kartal'la devam eder etmez ama İsmail Kartal'la devam edilmemesi Ali Koç'un yanlış karar verdiği vereceği anlamına da gelmez. Yani sen diyorsun ki İsmail Hoca önümüzdeki sene olmaz. Ben İsmail Hoca'nın... Senin konuşmalarından ben İsmail, o, o, çıkarıyorum. İsmail Hoca'ya bu kapı her zaman açık olur. Ben Abaça kapısı. Bu başarı ona o kapıyı her zaman açar. Ama İsmail Hoca'nın üzüleceği, hayal kırıklığı uğrayacağı bir durum yok. Aksine şa... ee, en, en azından bir alternatif olarak kalacak. Bu sene bu performansı sergileyip seneye dibe de vurabilir. Dibe de vurabilir. Yani o yüzden e, İsmail Kartal, evet Fenerbahçe puan ortalaması çok yüksek. Fenerbahçe medyasında arkadaşlarımıza baktığımız zaman oyunculardaki gelişimlere baktığımız zaman gayet iyi. Bazı performanslardan hakikaten e, iyi e, etkilendiğimizi söyleyebilirim. Tabii bu... Ama İsmail Hoca'nın bu konuda ben yönetimin alacağı karara üzüleceğini de sanmıyorum. Her sonucu baştan bir kere kabul ederek geldi. Hazırlıklıydı. Biraz da şans işi tabii. Şöyle şans işi. Geçen senede mesela Erol Bulut'ta bir yapılanma yaptı Ali Bey. Belezoğlu'nu getirdi. Sonra o gitti. Belezoğlu geldi. Bir maçta Sivas maçında kaybetti şampiyonluğu. Yani orada. Bazen kararlar Hayır ikinci bir Emre olayı olmasın, Emre Belezoğlu olayı olmasın. Değil abi değil, değil. Söyleniyor olabilir ama farklı. Yani insanlar şimdi löv geldi, löv başarısız oldu diyelim. Bunu söyleyeceklerdi Ali Bey, İsmail i̇kinci Bey. İkinci bir, Bey bir İsmail Emre Belezoğlu Hoca yorumu neden yapılıyor Serdar? İsmail Hoca ile keşke devam etseydin denilebilir. İkinci Emre, var. i̇kinci Emre Belezoğlu olayı yani yorumu. Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'in başına kocamandan sonra gelip başarılı olmasından sonra yapılan bir yorumdur değil mi? Hayır. Böyle bir yorumun niyetse böyle ondan sonra yapılmadı. Ya Fenerbahçe nerede Sivas maçında kaçırdı şampiyonluğu? Ondan şampiyonu? sonra yapılmadı. Fenerbahçe Sivas maçında kaçırmadı ki şampiyonluğu. Ondan sonra yapılmadı. Fenerbahçe Hayır. Sivas maçı kaçırdı yorumu yanlış. O, oraya, oraya yanlış. kadar oraya kadar kötüydü. Ama bak o yanlış olabilir Sonra senin, toparladı. Senin sorduğun cev sorunun cevabı bu değil ki. Ya o gün Emre Belözoğlu tartışması Vitor Pereira'nın başarısız performansından sonra çıkmaya başladı. Ben bence, demeye ben, aynen, aynen. bence e, Emre Belezoğlu. Ortada Sivas olayı Emre, falan değil. Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'de başlangıçtaki o olağanüstü başarısı sonrası yapılan bir yorumdur bu. Bu Vitor Pereira'nın da Fenerbahçe bu arada Vitor Pereira ben dün gibi hatırlıyorum Vitor ama Pereira. kötü başlamadı yani. Başarısız performansından sonra. Vitor Pereira iyi sonra, başladı. Vitor Pereira kötü başlamadı. Vitor Pereira Trabzon maçını alsa bugün bambaşkaydı zaten. Bu konular konuşulmuyordu. Abi ben Vitor Pereira iyi hoca kötü hocayı tartışmıyorum. Onun bir kötü süreci oldu ya. O bölümde çok, daha çok tartışmaya başlandı. Ya bu, tamam yani olabilir. Ama dediğim gibi Vitor Pereira Fenerbahçe'si sezon başlangıcı fena sayılmaz. Ama Trabzonspor maçında büyük bir şok yaşadılar. Bir düşüş trendi başladı o maçtan sonra. Mental olarak da yani olaylar vesaire. Ee, ama Emre Belezoğlu, İsmail Kartal, şeyi de bir kere İsmail Kartal'ın gidip bir takımda Emre Belezoğlu gibi bir başlangıca imza atıyor olması lazım. İ, e, İsmail Hoca için bir kere bu sezon şunu gösterdi. Her zaman bir alternatif olan, bir problem anında e, başvurabileceğim bir adres. Bu güzel bir şeydir bir teknik direktör. Çünkü İsmail bir şey Hoca değildir. bir Doğru. alt ligden Süper Lig'e takım çıkardı Sivas. mı? Sivas. Emre Belezoğlu aynı hani kefeye koyma. O ayrı. Yani hocalık kariyeri hoca, anlamında Emre Bölezoğlu'nun önünde İsmail, İsmail Hoca. İki, ben şunu söylemiyorum. Emre Bölezoğlu'nun zaten bir şey yok ki. Be. İki, tamam, ben yok, şunu yok Şunu söyledim Nevzat. Ee, o zamanlar Emre Hoca böyle Başakşehir'de de hadi diyelim iyi gitti dönemde ah ah keşke Fener'in Fener Başın başında olsaydı denildiği dönemde ben şunu söyledim. Acaba Ali Koç teknik direktör Emre Bölezoğlu'nun yollarını ayırdı yoksa Sportif direktör Emre Bölozoğlu'na mı yollarını ayırdı? Her ikisi. Victor Pereira transferde Emre Bölozoğlu'ndan daha başarılı. Sahada olmayabilir. Yok orada aks. Doğru. Bak arkada bir fotoğraf vardı. Doğru doğru. Demin şeyde veriyordu. Kim var? Crespo var. Ee, başka başka kimi getirdi? Ferdi'yi parlattı. Ferdi'yi parlattı. 3-4 yani tane oyuncu. Crespo'yu saydın mı? Saydım. Yani <laughs> e, transferde şeydi. değil. Kötü değil. ha, mı? Zayıfı kazandı falan. Yani sonuç itibariyle... Ya, yani. Ben bir, bir de ben şunu merak ediyorum. Ee, İsmail Kartal'la yeni sezona girmek mi büyük risk yoksa başka işte bugün dünyada kabul gören Türkiye'de büyük bir heyecan yaratabilecek ya da Fenerbahçe'yi heyecanlandıracak? dünya çapında bir teknik direktörle başlamak mı bir risktir. Bu tabii Fenerbahçe'nin bir kararı tercihi. Ben bu konuda Sayın Ali Koç'un sonuç odaklı son maçlardaki skorlara bakarak hareket etmediğini yani bu konuda o kadar çok ders almış problem yaşamış bir ismin 3-5 maçlık seriyle hareket etmeyeceğini düşünüyorum. Ben bu konuda açıkçası yani Fenerbahçe Ali Koç, dünya çapında bir teknik direktörle anlaştı. Zaten kendisi de söylüyor. Müzik Neden İsmail Hoca'yla seneye başlamak risk olsun ki? Kim diyor risk? Yok o mu Yok. risk? Yoksa yani büyük dünya çapında bir hocayla olmaz. başlamak mı risk? Bir ankette böyle yapalım o zaman. Ben İsmail Hoca'nın başlamanın risk olmadığını düşünüyorum. Dünya çapında bir hocayla başlamaktan. Eğer lövse o hoca, yani İsmail Hoca kulüp çalıştırıyor kasamda. E, Ali Koç, Nasıl bir İsmail Kartal'ı göreve getirirken ne düşündü sence Serdar? Vallahi onu ben bilmiyorum. hocam İsmail yeri, Hoca'nın onu baş... İsmail Hoca başarısız olacak. Bunun kariyerini bitiririz bir daha Fenerbahçe'ye gelemez canım, diye mi planlıyor? Yok. Hayır. Aradan yani... çıksın. Bu İsmail Hoca düşüncesi yok. <gülüyor> yani. <gülüyor> e, tamam. Yani bu başarı da olabilecek ihtimallerden bir tanesiydi. Yok, o yani o süreç Fenerbahçe... etki altında kalmaz yani sonuçta. Zannetmiyorum. <laughs> canım, bu zannetmiyorum canım. Fenerbahçe de zarar verecek bir süreç yani. Yani bu sağlıklı karar verilecektir ama İsmail Hoca gibi bir kazanım Fenerbahçe için büyük bir artı avantajdır. Her zaman bak ne diyorum? Fenerbahçe sıkıntıya girdiğinde bir adresi olacak. İsmail Hoca'ya gidecekler. Bu güzel bir şey bir kere ya.